Türkiye'de yaşam süresi uzadı ancak asıl önemli olan uzun yaşamak değil, sağlıklı yaşamak. Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen bu soruyu biz muhabirimiz Melis Bakangöz'e soralım. Melis de konuğuna. Artık özellikle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de uzun yaşam yaşımız arttı. 80 yaşına kadar yaşayabiliyoruz ancak bunun belli bir sınırını aslında sağlıklı yaşayabiliyoruz. 58 yılına kadar sağlıklı yaşayabiliyoruz. 58 yaşından sonra ise kronik hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Peki neden? Şimdi yanımızda Profesör Doktor Ahmet Karabulut var, kardiyoloji uzmanı var. Hemen sormak istiyorum. Hocam, sağlıklı yaşamak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tabii şu var, az önce bahsettiniz, 58 yaşına kadar niye sağlıklı yaşıyoruz? Bu tamamıyla bizim sağlıklı yaşam tarzını yakalamamızla alakalı bir şey. Yani yaşam tarzınız ne kadar sağlıklıysa siz hastanelere o kadar az uğrarsınız, ileride kimseye bağımlı kalmazsınız. Belirttiğiniz gibi gerçekten ömür uzadı. 65 yaşına kadar herkesi artık Dünya Sağlık Örgütü genç kabul ediyor ve 80 yaş üzerindeki birçok kişiyi artık biz çok rahat görebiliyoruz. Ben insanlara diyorum ki sağlıklı yaşarsanız 60 yaş üzerinde kimseye bağlı olmadan hem gezebilirsiniz, gerektiğinde sağlık hizmeti alabilirsiniz. Peki ne yapmak lazım? Yaşam tarzımızı sağlıklı hale getirelim. Tam da bunun için ben gerçekten güzel bir kitap yazmıştım. Yaşam tarzımızı nasıl sağlıklı hale getireceğiz? Bir kez hareket edeceğiz. Her gün 30-40 dakika yürüyeceğiz. Kilomuzu kontrol edeceğiz. Haftada bir tartılacağız. Kilo olmamamız lazım. Şu anda özellikle hanımlarımız Avrupa'da birinciler. Onun dışında kilo dışında zararlı alışkanlıklardan, sigara, alkolden uzak kalacağız. Uykumuz iyi olacak. Su içeceğiz. Bakın, su içmek önemli. Özellikle gazlı içecekler yerine su tercih edeceğiz. Onun dışında ne yapacağız? Stresle mücadele edeceğiz. Bu da önemli bizim için. Artı tabii az önce bahsettiğiniz kronik hastalıklarımız varsa tansiyondur, şekerdir, bunlar maalesef sık gözleniyor. Bunlarla da mücadele edeceğiz. Yani yaşam tarzımızı sağlıklı hale getireceğiz. Eğer kronik bir hastalığımız varsa, genetik bir yatkınlarımız varsa bunun için de bir sağlık kuruluşuna başvuracağız. Hepsini bir bütün yaptığımızda biz 70 yaşına, 80 yaşına bile geldiğimizde kimseye bağlı olmadan seyahatlere çıkabiliriz. Ben insanlara böyle diyorum. Diyorum ki 70 yaşına geldiğinizde kimseye bağlı olmadan seyahat edebileceksiniz, hastaneye sağa sola gidebileceksiniz. O zaman sağlıklı bir yaşam tarzınız var demektir. Bunlara dikkat etmek lazım. Dünyada Avrupalılar özellikle bunu yapıyorlar. Türkler niye yapmasın? Değil mi? Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Ahmet Karabulut yayın konuğumuzdu ve dediğimiz gibi evet, Türkiye'de uzun yaşam aslında 80 yaşına kadar yaşama sınırı çoğaldı ancak 58 yaşına kadar sağlıklı yaşıyoruz. 58 yaşından sonrası kronik hastalıklarımız ortaya çıkıyor. İşte bu noktada da uzmanların uyarıları var. İşte diyorlar ki yediğimize, içtiğimize, sporumuza dikkat edersek eğer buna göre yaşam standardımız yükselir ve kronik hastalıklarımız azalır diyelim ve sözü tekrar size stüdyoya bırakalım.